Ne oldu paramız? Ey millet. Naz naz dediler. Faizi indirdiler. Ya şimdi böyle sürünün işte. İyi günler yok size. Evet, bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Kendine göre eskisi gibi gidiyor. Ne yapıyoruz? Şekerlerimizi aldık. Kurban kesme reaksiyonumuz yok. Ama komşularımızla belki bir noktaya kadar aşılabiliriz. O olmazsa tek başıma Ankara'ya gideceğim. Bir değişiklik olsun. Hep aynı noktada kalmak iyi bir şey değil. Onun dışında bana ek olarak katılabilecek kişiler var ise onlarla beraber olacağım. Bir anda eksiği artı yapıp negatifi pozitife çevirip bayramı bayram olarak karşılayacağım. Olmazsa bayramın hiçbir anlamı kalmaz. Kendimize göre bir şekil vereceğiz. Bir de çocuklukta yaşadıklarımı günün çocuklarına var mı diye izleyeceğim. Görmezsem onları da kendi gördüklerinizden açıklamalar yapacağım. Onun için bir şekilde adına yakışır bir hava doğsun diye hareket edeceğim. Kötü gidiyor, biliyorsunuz zaten işte. Sıkıntı var. Tabii ki sıkıntı var. Nerede sıkıntı yok ki? Ben emekliyim, alıyorum 7500 lira, ne olacak ki? Çok şükür yetiyor diyen vatandaşlar da var. Belki o, ama yetmiyor. Kim ne diyorsa desin. Ne yetiyor ki? Ucuz bir şey gördünüz mü? Hayır. Görmedikten sonra ne olacak? Bildik mi bayram alışverişi? Yapamadık ki. Neyle yapacağız ki? Vallahi öyle abi. Neyle yapacağız abi? Bak biz böyle üç tane adamız, bak nasıl geziyoruz. Ben yaptım abi. Yayan yürüyoruz abi. Ben yaptım. Biz ya, yapmışsan ne mutlu sana. Ya o çalışan adamız abi ya. Çalışıyoruz ha, yemek yiyorum günlük maaşı. Bize göre öyle ama bilmiyorum başkasına göre. Sizler için zor yani. Tabii ki zor. Bir de kiradan olsa zaten hiç mümkün değil. Ev sahibi olsa yine normalden şey yapıyorsun ama mümkün değil yani. Teşekkür ederiz. Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Bayram hazırlıkları alayım mı? Ben tutuyorum. O tutuyor. Bayram hazırlıkları abi. Normal abi, bayram hazırlığı yani yapmıyoruz biz. Bayram hazırlığı ne yapayım abi? Üst baş zaten biz her zaman stiliz yani. Fark etmiyor yani bize bayram hazırlığı ama sıkıntı abi yani. Millet aç geziyor. Öyle değil mi? Sen söyle abi, öyle değil mi? Zor durumda olanlar var diyorsun. Var, çok var abi, herkes. Bak abi şimdi kaç gibi bakıyor. Bak şimdi 1000 kişi hepsini çevireyim, hepsi diyecek para yok. Diyeyim 50 lira ver, hepsi veremez abi. Öyle yani. Niye versin sana 50 lira? Verecek, ben istersen verecek yani. Öldü mü abi? Bayram hazırlıkları işte şimdi halimizi görüyorsunuz. Yiyecek bir şey yok. Nerede o çocuk? Çocuğa elbise alacağız. Çok şaka dedim o. Yok yok, çıkarayım. Şaka dedim. Yani harita çizmişiz şuraya. Görüyorsunuz kırılmaz ekran çıkmıyor. Ben de çıkıyorum. Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuğa elbise almaya gittik. Sabahtan beri geziyoruz. Ucuz bir yer arıyoruz, bulamıyoruz. Her şey çok pahalı. Ama ikideki fiyatları yani, görüyoruz zaten. Yani sus kardeşim, bir susar mısın? Ayakkabı. Ayakkabı da zaten patlamış. Adamlar terlikle geziyor. Abi biz yani biz asgari ücrete zam geldi ama zam gelmeden önce. Şunların hepsi asgari ücrete gelmeden 10 gün 15 gün önce zam yaptılar. Abi ben görsem hepsine kafa gördüm zaten en sonunda. Yok abi, para yok. Bayram alışverişi yapamadık yani. Alışveriş yok. Terlik gezmeyi düşünüyorum. Şort terlik. Sizden konuştu, beni alıyor. Vallahi iyi gidiyor işte yani, piyasalar biliyorsunuz zor şu an. Hani şartlar biraz ekonomik anlamda. Tabii yine kendimizce bir şekilde bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz ama işte doların yükselmesi, ekonomik şartlar falan zor yani. Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor, bunu soruyoruz. Şahane. Şahane gidiyor. Şahane gidiyor vallahi. Bayramı işlerimizi yaptık. Bayramı ilk divanda geçireceğim. Divan oteli var biliyor musun? O da geçeceğim bayramı ben. Şahane yani. Harika geçecek diyorsun. Divan oteli biliyorsun. Biliyorum. Divanda geçerim, evet. Bir şey. Orada geçireceğim. Şahane. 15 milyon verecekti Kılıçdaroğlu. Seçtiniz ama. Kim seçti? Ben bilmem. Kim seçti? Ya. Kalk ben seçseydim alacaktım 15 bin lira. Ya. Ya şimdi böyle sürünün işte. Görüyorsunuz. Ha? Şimdi sürüneceksiniz böyle. Yani biz bana deme bunu, deme bunu. Yok yok, biz başkalarının yüzünden de biz sürünüyoruz şimdi. Abi şey bundan bana deme onu. Ya. Gelseydi ya. Ben verdim, geldi, alamadık 15 bin lira. Alamadık. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var. Şunun cevabını verin bana. Ne kadar okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var. Sana bir şey okumuşlar.
Hepsi şey verdi, Kılıçdaroğlu'na verdi. He? Okumuşların hepsi Kılıçdaroğlu'na ne, verdi. Ne, ben diyor, şunu cevap verir misin bana? Ne kadar okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var? Ne biliyorsun, biliyor. Bak, geldi abi, bak okumamışlar başımızda işte, bak hepsi. He? He? Ne kadar okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var? Bunun cevabı içinde bunun. Seçim de içinde, seçimi de içinde. Okumuş insan %100 olacak. He? Eskiden olsaydı %100 küsürdü. Ya okumuş insan %100 mü? Hadi canım sen. Cahil insan mı var bu? He? Cahil insan mı var? Hepsi cahil. Ay. Ay 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 ay. Güldürme beni. Güldürme beni. Görüyorsunuz vatandaş şartlardan oldukça memnun. Evet. Ben de siz memnun. De çok memnunsunuz. Ben de o bayramı divan otelinde geçireceğim. Otelde geçireceğim. Şahane. Anlıyorsun? Şahane. Evet, divan otelinde geçireceğim. Hmm. Şahane. Kuracağım. Masamı da kuracağım. Oh. Anımı da alacağım yanıma. O divan otelinde. Böyle güzel bir kafa televizyon, dinleyeceksiniz. Televizyon, divan otelinde televizyon da var tabii, anlıyorsun. Dev ekran. Dev ekran. Yani manzarası da güzeldir oranın. Güzel, güzel olmaz olur mu? Olayasın abi. Allah hayırlı bayramlar. Çok güzel günler gördük ama bundan sonra Allah gençlere sabır versin. İyi günler yok size. Güzel günler geride mi kaldı yani? Geride kaldı. Güzel, bitti. Güzel günler. Benim... 2003 yılında torunum oldu benim. İki tane cumhuriyet aldım 500 liraya. Bak. Araştırın te. Şimdi Kıbrıs'ta okuyor 23 yaşında. 2003 yılında. 2003 evet. Doğum gününe iki tane cumhuriyet altını aldım. 500 liraya paraya bak. Ben bugün bir tane çeyrek altın aldım. 2250 lira mı? 2500 lira. Ya paramız pul oldu. Türk parası şey oldu. Amallık oldu yani. Dedim hadi yanında taşımayın dedim. Bir tane çeyrek altın alayım dedim. 2550 lira. Çok yer kaplıyor diye desteler. Paramız pul oldu ya. Bir şey de anlatacağım bak. Trenle gidip geliyorum ben. 60 senedir Bakıköy'deyim ben. Trenle Yenibadem'e Kumkapı'da iniyorum. Gidiş geliş bilet 30 kuruş. 60 kuruş. Devlet gidiş geliş alırsan biletini sana 5 kuruş avanta veriyor. Bunu internete gir bak. Bizde ne yapıyor? Devlet sana 5 kuruş avanta veriyor. Biz de biletimizi gidiş geliş alıyoruz. Sabah yırtıyorum. Akşam da öbür gelişini veriyorum. Paranın kıymetine bak. Şimdi paramız ne oldu ya, paramız ne? Bak bu tarihe, gir internete. 60 senesinde gidiş geliş bilet yeni mahalleden biniyorum. Gidiş geliş alıyorum. 30-30-60. Gidiş geliş alırsan devlet sana 5 kuruş avanta veriyor. Biz de paranın kıymetine bak. Paramız ne oldu ya? Ne oldu paramız? Ey millet. Bir şey demiyorum. 5 kuruş kıymet. 5 kuruş devlet bana avanta veriyor. 5 kuruş bana devlet avanta veriyor 60 senesinde. Dolar bugün 26'yı gördü. Görecek. 30'u da görecek. Paraya ne oldu? Ya onu düşünsünler artık. Para pul oldu artık. Paraya Atatürk'ün resmi var, bir şey olmaz da ya. Nasıl? Paranın üstünde Atatürk'ün resmi var, bir şey olmaz da ya. Para. Ya tamam, Atatürk'e. Atatürk. O tarafa geçmeyelim. Atatürk savaş yapan adam, gazi adam. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk gibi adam savaş gördü, savaş. Yaralandı kalbinden, sağlığı kurtardı onu. Atatürkçü. Paraya bir şey olmaz. He? Hiçbir şey olmaz abi. Ne oldu? Atatürk'ün resmi var üzerinde. Bir şey demeyeceğim, cevap veremiyorum o cevaba ben. 5 kuruşumuz kıymetledi. 5 kuruş, devlet 5 kuruş avanta veriyor bana, alıyordum ben de. Gidiş geliş alıyordum biletimi. Paramız kıymetledi. Şimdi ne oldu para? Para böyle böyle yap, amallık yap. Bir tane şey al. Bir maaşa git, iki tane çeyrek altın al. Etin kilosu olmuş 500 lira, kira olmuş 10-15 bin lira. Asgari ücret, dünyaya kalkıyorlar. 12 bin lira olmuş asgari ücret. Ya asgari, 11.402. Ne olur 20 bin lira olsa ne olur? Asgari ücretin yarısı gitti zaten. Daha şey etmeden. Geliriniz giderinizi karşılıyor mu? Ya bir şey demiyorum. Gelir gideri karşılıyor mu aylık olarak? Bana sorma. Emekliler, Allah gençlere sabır versin. Karşılıyor. Evim kira değil. Evim kira değil. Ben 60 senesinden beri Osmaniye'de oturuyorum. Zamanında toprak para kıymetliydi. Toprak bedavadı. Paramızı da aldık, arsamızı aldık. Allah'a çok şükür olsun ama kirada oturanlar, bir şey demiyorum, ek bir iş yapacak. O ek bir işte ben ona giremeyeceğim o ek işe. O ek işe ben giremeyeceğim.
Ağaca 12 bin lira maaş. Kiraya mı? Çoluk çocuğu 50 bin lira, 100 bin lira üniversite okuyacak çocuğuna mı? Başka bir işler yapacağım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah sizlere sabır versin. İşiniz çok zor. Gençlerin işi çok zor. Çok iyi günler gördük biz. Para kıymetliydi. 5 kuruş hesaplıyorduk. Biletimizi gidiş geliş alıyorduk. Şimdilik ne? Bir kumpir 100 lira. Paranın para olduğu zamanlarda yaşadınız yani. Allah'a çok şükür. Yaşadım ve tuttum. Bazen şey diyorlar ya, siz eskileri bilmiyorsunuz diyorlar gençlere. Evet. Eskileri bir görseniz, işte çöp dağları vardı. İşte her şey daha kötüydü. Bir şey bulamıyorduk bakkallarda. Kuyruklar vardı. Böyle şeyler diyenler benim de oldu. Benim gençliğimde 4-5 tane arkadaşım vardı. 4-5 tane arkadaşım Taksim'e giderdi, gece otobüse dönerdik. Bak 4-5 kişi, kimsenin ne arabası vardı ne pulu vardı. Otobüslerde. Şimdi bir evde 3 tane genç var, 3'ün de arabası var. Benim öyle arabalı arkadaşım olmadı, yoktu. Şimdi böyle bir evde 3 araba, o arabalı o ona eyvallah diyor. Geçiyor arabasının tatravalliye biniyor, anlıyorsun. Eyvallah, eyvallah. Ben gençliğimde 5 arkadaşı, 5'imiz arabası yoktu. Sene 60. 65. Normandiya Çay Bahçesi'nde bir gençliğimizi yaşadık biz. Bilmezsiniz. Normandiya Çay Bahçesi vardı orada. Bilmez. 30 sene, 35 sene. Burada yazlık sinemalar vardı. Yaz olduğu zaman bütün Bakırköy yazlık sinema. Ne hırsızlık vardı, ne hırsızlık vardı. Ha, İpek sineması vardı. Şimdi iki tane yaz. Bütün Bakırköy sineması oraya taşınırdı yazlık. Ha, ne hırsızlık var, ne bir şey. Şurada bir sahil sineması vardı. Normandiya Çay. Ne hırsızlık vardı. Fakat ülkemizi açtık. Bilmem nelere biz şimdilik biz çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Ne demek biliyor musun çocuk bakıcılığı? He? Avrupa bize para veriyor. Bakın diyor, kendi düzenlerini bozdurmuyorlar. Alın diyor para diyor. Bakın çocuk bakıcılığı yapıyorlar. Kendi şeylerini bozdurmuyorlar. Haydi geldi. Geldi biz parayla çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Türkçesi bu yani. He? Çocuk bakıcılığı yapıyor. Gör ülkenin vaziyetini görüyorsun. Bana bir ay evvel sordular, seçimi kim kazanacak dediler. Bilmem siz sormuş. Şurada bir arkadaş var, o sordu. Ben dedim ki seçimi kim kazanacak biliyor musunuz dedim. Ne kadar dedim okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var. Dedim bulun bunun içinden, çıkartın. Siz de çıkartın. Bilmem çıkartabildiniz mi? Dedim ne kadar ülkede okumuş insan var, ne kadar okumamış insan var. Dedim seçim bunun içinde. Seçimi bunlar, ama çok karşı geldi, yok bilmem ne. Şimdi bir kişi dedi ki okumuş insan çok dedi ülkede dedi. 100 bin ne okudu? Biz bir ya. Saldama yapmıyoruz. Yani şey yapmıyoruz, kavga şey yapmıyoruz. Herkese dinliyoruz işte. Dedim seçim bunun içinde. Hep bana soruyorsunuz da ben de onlara sordum. Güden anladı, siz de anladınız. Şişman bir arkadaş var, tanıyor beni. O da anladı. Cevap vermedi. Dedim ona 2 ay evvel. İntişeye bakın, şeyinde çıkar. 2 ay evvel söyledim onunla, dedim onlar kazanacak seçimi. Yani demedim cahil, ne kadar okumuş insan var, şey etmiyor, ne kadar okumamış insan var. Bunun farklı için bir kelime kullanmadınız. Kullanmadım. Seçim bunun içinde. Yaşım 75. O ne günler gördüm, o ne eğitilerle. Torunum oldu falan değil. O zamanlar 20 liraydı en büyük para, neler neler yapıyorduk ya. Ben hatırlıyorum 7 yaşındaydım, bir hafta alışveriş yapıyorduk. 2003 yılında 2 tane Cumhuriyet altını aldım. 500 lira toruma duymadım. 500 milyon karışım. 500 lira 2 tane Cumhuriyet altı. Adı milyon. Neyse şey etmeyeyim de 2 tane torunumu aldım. Milyon torum şimdi 23 yaşında. 2 tane Cumhuriyet aldım 500 liraya. Bugün bir tane çeyrek altın aldım. 2550 lira. Bir tane çeyrek altın aldım. 2550 lira. Kuyumcu arkadaş var. Evet diyor. Paramız pul oldu. Paramız çok kıymetliydi. Zamanında şey ettik. Çıraklığımızda toprak aldık. Çıraklığımızda Osmaniye'de toprak aldık. Usta olduk, kalfa olduk. Bir şey alamadık. Bak çıraklığımızda toprak aldık. Sene 60 senesi. Çıraklığımızda toprak aldık. Çıraklığımızda. Patron olduk, şey olduk. Bir şey alamadık. Çıraklığımızda aldığımız toprakla kaldık. Sene 60 senesi. Toprak bedava. Bedava. Bedavaydı o zaman. Bir şey daha size anlatayım o zaman. Trenle gidip geliyorum. Kumkapı'da ayakkabı sektöründe çalışıyorum ben. Para kazanıyorsun. Kumkapılıyım. 60 kuruş, 30 kuruş tren bileti. Gidiş geliyor.
devlet sana 5 kuruş avantaj. Trenin biletini gidiş gelişi alırsan diyor 55 kuruş sana diyor. Doğru. Hatırlıyorum. Yaş, siz de hatırladınız. Yaş 65 hatırlarım. Ben de 76 yaşındayım. Biz de biletimizi gidiş geliş alıyorduk. 5 kuruş avantaj tanıyordu devlet bize. Şimdi niye için konuşuyorsunuz mikrofona? Vallahi ben sordu da paramız pul oldu. Pul oldu. Bunu aynen demek istiyorum. 1 kilo kıyma 400 lira olduktan sonra... 500 git adada madada 500 lira 1000 lira. Adaya gitmedin. Gitmiyorum adaya. Onu adaya gidenler günün sorusu şu, bayram hazırlıkları nasıl geçiyor? Vallahi ben millette söyledim. Para varsa bayramını iyi geçirsin yani. Ama yarın o bir günü de bir kenara koysun. Çünkü bu şartlar zor. Bugün doları gördüm. 26 lira geçmiş. Euro 29. Yarın öbür gün ette 500'ü geçer, 600'ü geçer. Ben geçti zaten. Bana sordu, ben dedim divan otelinde, divanda geçeceğim yazı tatil dedim. Divanda. O şakaları bırakın da gerçeklere bakalım. Gerçekler çok acı. Gerçekten çok acı. Gerçekler ben diyorum gençlere acı. Dua diyorum Allah doğru yoldan ayırmasın. Yardımcısı olsun. Yani Allah yardımcısı olsun ama işte ne diyelim yani Allah yardımcı olmuyor. Bizim yani kendimiz yardımcı olacağız. Allah kendi bize akıl vermiş. Ettik. Allah kendimiz bize akıl ettik, kendimiz bulduk. Kullanmasak. Hani inşallah bırakırsak boş yani. Kendim ettim, kendim buldum. Kendimiz buluyoruz. O şarkıydı. Ne ekersen onu biçiyorsun. Biz buna aynen ekiyoruz, aynen bunu bu. Yani bu pahalılığın düzelmesi çok zor. Çok zor. Yani fiyatlar aldı başını gidiyor. Çok kötü yani. Her taraf çok kötü. Zaten asker bilmem ne maaşı dağış etmeden gitti zaten yarışa. Yok bilmem ne. Bilmem ne bileyim. Ya 50 bin versen ne? Bayramın zevki küçükken biz çok güzeldi. Kadırga'da, Cinciz'de sağda arabalar vardı. Atlı arabalar. Oraya binerdik. Evet. Eğlenirdik. Şimdi millet bu pahalılıkta öyle, o eski güzellikler kalmadı yani. Kalmadı. Bir şey kalmadı. Bir kumpir. Yani biz yine iyi günler gördük. Şimdikiler gördüm. Bir şey gördüm. Görmüyor. Ben onu görüyorum. Ben 75, 76, 46'lıyım ben. Evet. Ben de 57 ama maalesef eski güzellikler yok yani. Yok ben yani. Bakıköy'ün güzelliğini anlattım. Sene evet. 60 senesi, 65 senesi iki tane yazlık, üç tane yazlık sinema vardı. Yazın bütün millet sinemada koşardı yazın. Ne bir hırsızlık, ne bilmem ne. Bakırköy boşalırdı, yazlık sinemalar Ejden filmi oynatırdı. İpek sinemasıyla bir sinema, saray mı nedir? Şurada bir tane daha vardı. Biz Normandiya Çay Bahçesi'nde gençliğimiz geçti. Doğru söylüyorsun. Normandiya Çay Bahçesi. Ben de geldim oralara, oturdum oralarda ama maalesef sene şimdi 60-65. Çok kötü yani. Çok arkadaşımın at arabası vardı Zeytinburnu'nda. At arabasından keyif yapıyorduk biz. Samimi söylüyorum. Keşke düzelse ama ben artık ümidim kalmadı yani. Ölen, keşke düzelse. Arif Şentürk'ün kardeşi vardı, öldü rahmetli. Arnavut Gidervan'da bir tıraş olurdu Zeytinburnu'nda. Onun da babasının at arabası vardı. Biz böyle günler gördük biz. Çekirdekten yetiştik. At arabasıyla sahilde tur atardık. Şimdi şey arabalar, sıfır arabayla yetişmiyor millet, yetmiyor. Bunu bırak. Ben küçüklüğümde etle büyüdüm. Prisolalar, büftekler, balıklar, şan fıstıklar, fındıklar, bademler. Şimdi hiçbirini alamıyorum. Ya yine beni konuşturacaksın şimdi. Ben çarşı kapıda çalışıyorum. Ben çarşı kapıya girerken pastırmacı Eyüp vardı. Çıraklığımız orada. Ana karşıdan girerken biz öğlende giderdik pastırmacı Eyüp. Öyle bir dükkanı vardı ki bütün kapalı çarşı orada alışveriş yapardı. Tanırdı bizi. Tatar adam iri yarı bir şeydi. Hemen gidip öğlende 25 kuruş verir bizde bir kese kağıdı. Pastırmasını da verir, sucuğunu da verir, şeyini de verir. Onu tartmazdı. Alın derdi çıraklarık olur. Kapalı çarşıda bundan 5 sene evvel bir çeyrek altın 5 ve 6 sene olmadı yani 150 liraydı. Şimdi kaç para bilginiz var mı? Çeyrek altın. Şimdi 2550 liraya aldım. Lira filan. 2550 lira hadi. Gittiğimizde arkadaşlara düğünlere çeyrek altın takardık, yarım altın. Evet. Şimdi taksın bakalım takabilen taksın. Hangi babayı takabilir? Francalı ekmek yerdik biz çıraklığımızda. Francalı ekmek çıkardı. Gedikbaşı'da francalı ekmek. Onun bambaşka bir şeyi vardı. Francalı ekmek. Bir peynir alırız. Üzüm alır. Şey o çavuş üzümü çıkar böyle yapıncak üzümü. Öğlen şeyimizi onunla yapardık biz. Ne günler gördük biz. O pastırmacı gibi biz çıraklığımızda pastırmayla, sucukla şeyle büyüdük biz. Biz şanslıymışız yani. Biz şanslı. Günler gördük. Şimdi çocuklar bekliyorum. Francalı ekmek yedik. Francalı ekmek yiyorduk biz. Hepsi zor yani geçiniyor. Evet. Herkes işe giriyor mecburen. Evet. Küçük çocuklar bakıyorum 17-18 yaşında çalışıyor. Bizim rahmetli babamız bizi
Yani çok iyi beslemiş, çok iyi büyütmüş. Şimdi Allah babalara kuvvet versin, çocuklara iyi baksın herkes. Sanatkara değer vardı. Evet. Ben ayakkabı sanayinden emekli oldum. El iş yapıyorduk biz. Şimdi bütün ayaklar plastik, hepsi asla. Akeki, yazın akeki kösele. Kösele gir. Kışın kauçuk. Öyle gir. Astarı keçi. Öyle gir. Şimdi bütün ayaklar asla mantar, evet. Plastik ayakkabılar. Evet. Biz yazın kösele ayakkabı, kışın kauçuk ayakkabı. Ben kapılıyım, çok iyi biliyorum. He. Sizin... Bütün o mekanların hepsini biliyorum. Arkadaşlarım evet. Çalışıyor sizin sektörde. Evet. Hepsini biliyorum. Köşede, biz de öyle. Köşeli ayakkabı girdik. Rumuz'un Azak yokuşunu çıkarken Azak solda evet. Rumuz'tan vardı. İsterliyor diyor ayakkabı üzerine. Neredeyse tanışacaksınız. Şimdi eczanenin hemen yanında. Çağatı. Öyle bir adamdı. O bütün esnafa yardım ederdi. Çöpçüsünden, yiğinden gelirlerdi ve aybaşı gelip verirlerdi, anlıyor musun? İsterli ismi. Ben de Azak yokuşunda hemen orada bir sokakta oturuyordum. İsmini vermem sokağın. Çok Azak iyi biliyorum. Ben orada, Azak yoksa ikinci sokakta ben 30 sene çalıştım orada. An sokakta. Sokağın adı? An sokak. Amca sözünü vallahi kesiyorum. Amca. Çok kısa bir iki kelime söyleyeyim ki bunu bulmuşken. Sonra tamam. Ben gideceğim, işim var. Tamam. Hakkını helal et. Tamam. Şimdi 1900'lü yıllarda hani savaş yaşadığımız yıllarda paramız çok kıymetliydi. Bu kadar değildik. Yani daha kıymetli şu zamana göre belki 10 kat daha kıymetliydi. Ama çok sıkıntılar vardı. Savaşa da girmiştik vesaire. Çok sıkıntılar vardı yani. Daha da geriye git. Osmanlı zamanında dolardan daha kıymetli bizim paramız. Ya, o taraf çok nelere tamam. Gitti. Yok. Şimdi ekonomik diyorsun? Olarak evet. Hep geçmişten günümüze doğru böyle bir geriye doğru gidiş var. Almanya da bunu çok ciddi, çok ağır bedellerini ödemiş. Ama çalışarak bunu kapatmış arayı. Bizim paramızdan bizim yaşadığımız en büyük enflasyon dönemini baz al. Onun tam 100 katı beter bir ekonomiye sahip olmuşlar. Şu an hani Arjantin'de paraları desteklediği çanta aynı o seviyeye gelmişler yani. Kabaca öyle söyleyeyim anlayacağım şekilde. Oraya dönmüşler. Ama Almanya bu açığı nasıl kapattı? Arjantin hala sürünüyor ama. Almanya sanayisiyle çalışarak üreterek bizim Türk işçilerimiz gitti saat 65 ondan yılında. Önce de Almanya bu altyapısı vardı. O çalışma plan programı içindeydi. Zihin olarak ben çalışmalıyım, üretmeliyim diyordu. Biz o mantaliteye sahip olduğumuz zaman yükseliriz, kalkarız Allah'ın izniyle. Ama o olmadıktan sonra işte ben yok üretmeyle gerçek kalkınma bunun ne oluyor? Yani şu anki dönem Ecevit döneminde Ecevit Kıbrıs harekatından önce Türkiye'nin ekonomisi çok mu kötüydü? Değildi ama biz Kıbrıs'a hareket yaptıktan sonra ülke olarak oradaki halklarımızı bıraksa mıydık? Bırakmadığımız için Amerika'nın ambargosu yüzünden biz bir ambargolara maruz kaldık ve ekonomi, tüp kuyrukları ben önceden bilmiyordum. Ecevit'i suçluyordum bu konuda. Ecevit'i suçluyordum. Bakın ben yani Ecevit'e fikir olarak siyasi olarak ters bir yapıdayım ama yani Ecevit'i suçluyordu fakat doğrusunu yanmış adam oradaki insanları bıraksın mı? Bunun bir bedelini ödedik. Şu anda bir bedel ödüyoruz. Başka şeylerin bedelini ödüyoruz. Ama milli olarak. Bu son 4 senede 2018'den sonra oldu bu olaylar. Eski oturduğumuz daireler 500 bin lira olan daireler şimdi oldu 2 milyon lira. Niye oldu biliyor musunuz? Naz dediler, faizi indirdiler, ekonomiyi bozdular. Bu ekonominin ayarı bozulduktan sonra Evet. Esas ayarı bozulduktan bunlar resmi sonra değil miydi? Şimdi özelleştirmeler vesaire buraya girmeyeceğim ama faizler ne oldu? Hayır, Almanya'da da yapıldı özelleştirme. Bize dalga geçiyorlar. Almanya'da da yapıldı ama. Ya, insanlar orada bu tip verilerin hiçbir geçerliliği yok. Ben de derim ki 100 tane kapandı, 1000 tane değil derim. Var mı oldu delil, bir şey yok, hiçbir veri yok. Senin söylediğinle kalıyorsun, ben söylediğinle kalıyorum. Bu değil yani. Üretim diyorsun diye söylüyorum. Yok eyvallah ama üretim olmaz. Fabrika kapansın gene açılması lazım. Fabrika kapanırsa bu, üretim olur mu? Bütün yer, abi, bütün fabrikalar satıldı ya. Satıldı her şey. Bir şey söyleyeceğim ben size. 2018'den kapansa sonra da yenisini açmak zorundasın. 2018'den sonra bozuldu. O referandumdan sonra bozuldu ekonomi. Niye bozuldu? Çünkü yabancı ülkeler bize güvenmediler. 2009'dan önce güzel miydi abi? Daha iyiydi. 2002'den önce güzel miydi? Daha iyiydi. Nasıl iyiydi daha? 2002 krizini yaşadık ya. Ben 94 krizini de biliyorum. Yani abi şunu söylemeye çalışıyorum. Mesele o değil. Mesele bir dalgalanma yaşıyoruz sürekli zaten, tamam mı? Ekonomik olarak inişler çıkışlar yaşıyoruz. 70'li yılları anlatıyorsunuz demin güzel. Evet, evet. 70'li yıllardı. Ama terörün sağ sol çatışmasını kan gövdeye ya nasıl bir huzurdan bahsediyorsun ya? Terör bitmişse sıfır terörle teslim almadılar mı ya? Benim amcam
Ali Beyköy'de sağcı mısın, solcu musun diye soruyor. Adam bakıyor, ne diyeyim, ne diyeyim. Hepiniz yaşamışsınızdır bunları, ya siz biliyorsunuz. Ama... Dereye atmış, balçık olan dereye atmış adamı, ölümüne terk etmiş yani onu. Tamam mı? Cevabını memnun olmadı. Şimdi yani yok. Ekonomik sıkıntılar dediğimiz bedellerin bir karşılığı olarak yaşıyoruz biz bunları. Siyasi olarak bunlar haklısın. Yani ya bu kadar artmamalı, yükselmemeli ama. Bu 2018'den bu olay bozuldu mu, bozulmadı mı? Bozuldu abi. O kadar. Evet. 2018'den sonra olay bozuldu. Neyin karşılığında bozuluyor abi? Neyin karşılığında bozuluyor? Sen bir takım. Faizle oynadılar beyefendi. Ekonomide devamlı Merkez Bankası Başkanı değişmez. Mazeretleri, görünen yüzü. İkide bir Merkez Bankası Başkanı değişmez. Doğru söylüyorsun ama bunlar görünen yüzü yani. Görünen yüzü. Ben onu söylemek istiyorum. Yani bir takım mazeretler var. Sen kaza yapıyorsun yolda giderken, bir kaza yapıyorsun. Niye kaza yapıyorsun? Ya şoför kötü, fren tutmuyor. Ya adam senin arabanın frenleriyle oynadıysa sen ne yapabilirsin? Borç faizi ödedik. Bu ana para değil, faiz. Sadece faiz. Faiz sebep, enflasyon sonuç dersin. Nasıl dersin? 4,5 milyar dolar dış borç faizi ödemezsin. Bu bir. İkincisi, faiz ödemen için de ne yapman lazım? Enflasyonu aşağı çekmen için faiz artırımı yapman lazım. Tasarruf olay bu kadar basit. Rahmetli Profesör Doktor Erbakan ne diyordu? Fabrika kurmak yetmez. Fabrikalar kuracak, fabrikalar kurman lazım. Şimdi bir şey, bir taraf sahte, bir taraf gerçek. Abilerin tevellütü eskidir, iyi kötü bilir. Rahmetli Erbakan dönemindeki toplumsal ekonomik kalkınma nasıldı, şimdi nasıl? Bir buna bakmak lazım. O zaman nas var, faiz haram. Peki efendim, dersen, faiz, inanırsan faiz, buna. Naz deniyordu, şimdi tekrar faiz yükseldi. Bu ne oluyor? Bu? O zaman bu doğruları söylemiyor oluyor. Evet, o kadar. Bu kadar. Yani biz toplum olarak her denene inanırsak bu hale düşeriz. Bu kadar basit. Oldu. Söyle şimdi. Oldu.